Bayezid Bistami, Allah ondan razı olsun. Nakşi yolunun büyüklerinden. Kendisi anlatıyor. Bir gün yolda mescide doğru giderken bir köpek gördüm. Köpek karşıdan geliyor, ben ona doğru yürüyorum. Köpek elbiseme temas etmesin diye cübbemi topladım. Bacaklarımın arasına sıkıştırdım, küçük adımlarla yürümeye devam ettim. Köpek necis olduğu için, salyası falan çok mikroplu olduğundan Muhammed Aleyhisselam evde beslenilmesini caiz görmemiştir. Şimdi çıkıyor. Neden kediye cevaz veriyor da köpeğe cevaz vermiyor? Köpek kadar salyası zehirli bir hayvan yok. Hiçbir hayvanın salya kadar, köpek salyası kadar insan sağlığına zarar verdiği vaki değil. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam salyadan bahsetmiyor, mikroptan bahsetmiyor. Evde köpek beslemeyin diyor. Bahçende besleyebilirsin, kapı önünde besleyebilirsin ama evin içine sokmayacaksın. Dolayısıyla bilim ilerledikçe Allah'ın ve peygamberin sözleri daha bir ayyuka çıkmış oluyor. Yansıma alıyor ve biz daha fazla, daha yakini olarak iman ediyoruz. Bayezid Bistami toplayınca cübbesini, Allah Teala köpeği dile getiriyor. Ya hocam, köpek konuşur mu? Kur'an konuşan karıncadan bahsediyor mu kardeşler? Onu da inşallah tefsir dersi yapacağım bir hafta. Kafama yazdım. Muhakkak Süleyman Aleyhisselam'ın karıncayla diyaloğunu tefsir dersi yapmam lazım. Ara ara değiniyorum da geniş bir şekilde konuşmamız lazım onu. Karınca konuşuyor da köpek niye konuşmasın? Papağan konuşuyor da köpek niye konuşmasın? Kedi niye konuşmasın? Deve konuştu. Muhammed Aleyhisselam zamanında deve konuştu. Peygamberimizin bir mucizesidir. Allah deveyi konuşturdu. Köpek dedi ki, ey Bayezid, benim pisliğim dışında senin pisliğinse kalbine yansımış. Senin kalbinde kibir var. Köpeğin verdiği nasihate baksana. Tokat üstüne tokat vuruyor kime? Velilerin büyüklerinden Bayezid Bistami Hazretlerine. Bayezid diyor ki, köpek kardeş, necaset bulaşmasın diye, abdest bozulmasın, namaza gideceğim, sıkıntı çıkmasın diye ben bu hareketi yaptım. Sana karşı bir kastım yoktur. Ben kendimi senden aşağıda görüyorum. Köpek ne diyor? Hayır. Benim necasetim dışarıda, senin necasetin, senin pisliğin içeride. Benim vereceğim necaseti elbiseni 3 defa yıkarsın ve geçer. Senin kalbindeki necaseti kaç bin zikirle, kaç bin namazla yıkaman lazım? Hesabını sen yap diyor. Köpeğin verdiği tokatları görüyor musunuz? Bu yolda Allah Teala Hazretlerine biraz yakınlık gösterdiğin zaman hemen manevi haller ortaya çıkar. Bu manevi hallerle beraber dervişte 2 hal olur. 1- kibirlenme, olayı kendinden bilme, kerameti kendinden menkul olma. 2- bende bir şey yok, bu yola gelinceye kadar bende hiç böyle manevi haller yoktu. Namaz kılarken ağlama, göğsümün genişlemesi, uçuyor gibi hissetmem, hiç bende böyle haller olmadı. Hayatım boyunca ben namaz kıldım. Allah yoluna geldiğim için Allah bana bunları verdi. Bu nimeti Allah bana verdi. 2 derviş bu şekilde birbirlerinden ayrılır. Allah bizi ikincisinden yapsın kardeşler. Amin. İmam Rabbani de bu nasihat verdiği Cemaleddin denen zata diyor ki, hallere kapılma. Bunların hepsi gelip geçicidir. Sen makamın talibi ol.